Evet arkadaşlar, birazcık da Java'nın kendisinden bahsedelim. Nasıl çalışıyormuş Java, biraz onu anlayalım. Şimdi, şuraya küçücük bir class yazdım, içi boş. Sadece bir değişken tipinin temsilesini diye yazdım arkadaşlar. Şimdi hatırlıyorsanız biz C++'da şöyle soldier deyip, s eşittir, soldier deyip parantez koyduğumuzda bu obje oluşturuluyordu. Nerede oluşturuluyordu? Stack'te oluşturuluyordu. Artık Java bizim için bunu engellemiş. Yani diyor ki sen asla stack'te obje oluşturamazsın. Hepsini heap'ten oluşturmak zorundasın. Başına nip koyacaksın ve heap'ten oluşacak obje. Böylece ne olmuş oluyor? Bütün objelerimizin ömrü e, fonksiyonlardan bağımsız hale gelmiş oluyor. Biz ne kadar istersek o kadar yaşayacaklar. Hatta şöyle de bir güzellik var. Java bizim için bu objeleri takip ediyor ve onları kendisi temizliyor arkadaşlar. Java'nın Garbage Collector diye bir şeyi var. Yani çöp toplayıcısı. Objelerin takibini yapıyor yapıyor yapıyor. Kullanılmadığını anladığında o objeyi temizliyor. Şimdi şöyle göstereyim. Bunun takibini basitçe, hani ben de çok detaylarını bilmiyorum. Nasıl yaptığını şöyle göstereyim. Ee, şurada hepsini, şunları S yapacağım, tamam mı? S1, S2, S3. Şimdi arkadaşlar, yap, yaptığı aslında şu. Şunu güzelce yazalım. Yaptığı şey aslında şu arkadaşlar. Şimdi bu bir pointer, değil mi? Ben şu pointer'ı şu değişkenin içine attım, şu değişkenin içine attım, şu değişkenin içine attım. Yani hepsi aslında şu objeyi tutuyor içinde. Java bunları takip ediyor. Kaç tane değişken bu objeyi tutuyor diye. Sonra biz bunu bıraktığımızda, sildiğimizde, sildiğimizde en son s'de mesela gittik, null yaptık. Artık Java diyor ki takibini yaptım. Bu objeyi kullanan kalmadı. Bu obje temizlenebilir. Yani bizim obje temizlenmesiyle alakalı bir şey düşünmemize gerek yok. Sadece... Ee, Objeyle alakalı bütün değişkenlerden kurtulduğumuz zaman Java onu temizliyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz yeterli. Sonuç olarak objelerimizin hepsi heap'te ve ömürleri fonksiyonlardan daha uzun ve kendi kendine temizleniyorlar. Bizim onları temizlemekle alakalı bir sorumluluğumuz kalmadı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.